Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin acil sorununun başkanlık olmadığını anlamak için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Daha Türkiye'de kaç terörist eylem olması gerekiyor? İzmir'de yaşadığımız, en son yaşadığımız bu elim olay aklınızı daha başınıza getirmedi mi? Türkiye'nin öncelikli sorununun başkanlık olmadığını ne zaman anlayacaksınız? Değerli arkadaşlar, bu maddeyle aslında Türkiye'nin en önemli meselelerinden birinin başkanlık değil de ekonomi olduğunu itiraf ediyorsunuz. Nasıl? Diyorsunuz ki bireysel emeklilik sistemine ihtiyacımız var. Yani diyorsunuz ki Türkiye'de tasarruf yapılmıyor. Tasarruf yapılmadığı için yeterince yatırım da yapılamıyor. Yani bize para lazım diyorsunuz. Kibarca bunun adına bireysel emeklilik sistemi diyorsunuz. Bunun tercümesi Türkiye'de ekonomi battı demektir. Bakın, zorunlu bireysel emeklilik sigortası neden gündeme geldi? Güya sizin tabirinizle vatandaşlarımızın tasarruf oranı düşük. Yani vatandaş tasarruf edemiyor, Türkiye'de yatırım yapamıyor. Çözüm, sizin çözümünüz asgari ücret alan işçi, taşeron ve memura zorunlu tasarruf. Ya Allah aşkına, önce şu soruyu sormaz mısınız? Bu vatandaş neden tasarruf edemiyor? Türkiye gibi bir yerde, geleceği güvence altında olmayan bir ülkede insanlar tasarruf etmek istemez mi? Yani para vardı da millet tasarruf mu etmedi Allah aşkına? Önce bir sorun. Millet neden tasarruf edemiyor? Çünkü milletin karnı doymuyor. Doymadığı için de tasarruf yapamıyor. Şimdi siz kalkmışsınız, illa tasarruf yap, senin yaptığın tasarruftan elde edilen parayla da ben yatırım yapacağım diyorsunuz. Allah aşkına, böyle bir yatırım yapacağım, tasarruf yap, böyle bir fon oluştur dediğinde kan bizim beynimize sıçrıyor. Niye sıçrıyor biliyor musunuz? Çünkü hemen aklımıza işsizlik fonu geliyor. Hani siz işsizlik fonu diye bir fon oluşturdunuz ya, hani iş çalışan insanlardan para kesip işsizlere yardım yapacağınızı, işsizliği ortadan kaldıracağınızı söylemiştiniz ya, söylediğiniz yalanlar nedeniyle vatandaşın maalesef bütün hükümetlere ve siyaset kurumuna olan güveni neredeyse yok oldu. Çünkü siz işsizlik fonundan aldığınız parayı siyasi yatırımda kullandınız ve 3-4 aylığına bazı kimselere rüşvet olarak verdiniz. Açık söylüyorum. Bütçe açık verdiğinde döndünüz işsizlik fonunu kullandınız. En sonda varlık fonuna bu parayı devrettiniz. E şimdi siz bize fon yaratacağım, bireysel emeklilik fonu yaratacağım deyince aklımıza ne geliyor? Aklımıza yapılan bu usulsüzlükler geliyor. Yani siz işsizlik fonunu nasıl çarçur ettiyseniz emeklilik fonunu da çarçur edeceksiniz. Şimdi biraz daha teknik bakalım olaya. Eğer sizin dediğiniz doğruysa, yani Türkiye'de tasarruf gerçekten az ise, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun dediği gibi tasarruf sadece %14 ise belki haklı olabilirdiniz bu konuda. Ama Türkiye İstatistik Kurumu bir kalem oynatıverdi, hop tasarruf oranları %24.8 oldu. Ya madem ki siz Türkiye tasarruf edemiyor, bireysel emeklilik sistemi getirelim dediniz, şimdi TÜİK size diyor ki ya ben yanlış hesaplamışım, daha iyi bir yöntem buldum Avrupa'nın kullandığı, meğersem bizim tasarruf oranımız %24.8'miş. Yani aslında biz Almanya kadar tasarruf ediyormuşuz da bizim haberimiz yok diyorsunuz. Ya TÜİK'e yalan söyletiyorsunuz ya da TÜİK doğru söylüyor. Siz bu kadar tasarruf eden bir ülkede yatırım bile yapamıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, açıkça soruyorum. Bu paraları nereye, kime göndereceksiniz? Bütün mesele burada. İyi akşamlar. Teşekkür ederim Sayın Atıcı.